Hadi ama Ekim, yüzün gülsün biraz. Bak Tibet Bey'le de konuştuk, part-time işin hazır. Orası öyle de. Ne güzel işte, annene de yardımcı olacaksın. Hem daha güzel bir ev tutarsınız. Bak bazen değişiklik iyidir. İnan bana. Ben taşınmak istemiyorum galiba. Yani o yüzden böyleyim. Neden ki? Çok seviyorum çünkü ben evimizi. Ne bileyim. Ben bebekliğim orada geçti. Benim orada bir sürü anım var. Sanki oradan taşınırsam her şeyi orada bırakıp gidecekmişim gibi hissediyorum. Ya sen daha güzellerini yaşamayacağını nereden biliyorsun? Kazadan önce hayatım hiç böyle değildi. Leyla çok severdi evimizi. Hatta benden bile çok severdi. Leyla yeni evinizi de çok sevecek. Her şey düzelecek. Bilmiyorum Azap. Benim kafam çok karışık. Ekim. Senin için her şey üst üste geldi, biliyorum. Ama eğer Leyla ile aranızdaki bağ gerçekse Melisa ne yaparsa yapsın onun kafasını karıştıramayacak. Eninde sonunda duracak, bitecek. Leyla'nın kafasını karıştıran tek kişi Melisa değil. Bunu biliyorsun değil mi? Kanat. Ekim, seni ilk uyaran benim. Çünkü onun neler yapabileceğini biliyorum. Ama bahsettiğim bunlardan biri değil. O kızın intiharıyla Kanat'ın bir alakası olduğuna inanmıyorum. Umarım dediğin gibidir. Peki biz seninle böyle dondurmalı falan bir kağıt elma partisi yapmayalım mı ya yeni işini kutlamak için? Olur. Annem de çok sever. Süper o zaman. Uzak dur benden, gelme peşimden. Uzak dur. Gidemezsin vallahi, gidemezsin. Anne bacağın. Kanat sakın, 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 sakın. Kanat dur. Ne yapacaksın? Sakın ha? Kanat, ne olur. Ne yapacaksın bıçakla? Hadi, hadi, hadi gel, 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 gel. Eğer sen de Leyla'ya gerçekleri anlatırsan, ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Seni seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Sen zaten zamanı geldiğinde doğru olanı yapacaksın. Ekim için de. Ne var, ne istiyorsun? Ekim, konuşmak istemediğini biliyorum. Bu sefer sadece beni dinlemeni istiyorum. Tamam, konuşmana gerek yok. Sadece beni dinle. Bir gün dedemle bahçede oynuyordum. Bir şey için koşturuyorum. Daha 5-6 yaşındayım. Küçük çocuğum. Düştüm. Ne için koştuğumu hatırlamıyorum. Ama ilk kez gerçek acıyı hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dizim kanıyordum. Dedem geldi, hemen kaldırdı beni. Annem de korktu tabii. Yarayı temizledi, ilgilendi benimle. Geçecek dediler. Zamanla iyileşeceksin. Bir süre sonra canın hiç yanmayacak dediler. Geçti de. Ama şimdi öyle değil Ekim. Yine canım yanıyor ama bu sefer hiç geçmiyor. Düşmedim de aslında. Bakıyorum. Hiçbir yerimde yaram da yok. Hiçbir yerim kanamıyor da. Ama canım çok yanıyor Ekim. Böyle nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Geçmiyor. Ağlatmayan sinsi bir ok
öldürmeyen çaresi yok bu yaranın. Ve seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kimde kal? Nefret ettim sensin. Sen benim oğlumsun. Senin içinde iyiliğin kırıntısı olamaz. Yersiz mülksüz sahip gibi aslı sen. Sendeki o cesaret, keşke bende de olsa. Bunu okulun zorbası mı söylüyor? Hayır. Ayşe. Şimdi gördüğümde büyüyen bu. Bırak, bir şey tutuyorum sana, bırak. Aklında karşı koymasan, her şey daha kolay olacak. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Ah, Melisa'cığım, bu ne kadar güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sizin tarifinizi denedim Suna teyzeciğim. Denemişken de ikram etmemek olmazdı. Hem babam da yok, çok sıkıldım. Ah canım içi, eminim çok güzel olmuştur. Çok teşekkür ederim, güzel kızım benim. Zeliha'cığım, onu alır mısın? Gel biz içeri geçelim. Zeliha, sen de kanata haber verir misin insan? Yok, ben sürpriz yapsam. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Ya Melisa, ver şunu. Vermeyeceğim. Ya, şunu ver. Vermeyeceğim. Geldi, aladı. Hayır. Bırak şunu. Bırakmayacağım. Sevgilim benimle ilgilenecek. Beni sonsuza kadar seveceğini söyle. Melisa, ne işin var senin burada? Telefonda konuşmadık mı? Sevgilim, konuştuk da sürpriz yapmak istedim. Ben aptal değilim Kanat. Her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın Melisa? Benden kaçtığının farkındayım tabii ki de. Anlat, ikimiz de rahatlayalım hadi. Madem her şeyin farkındasın, anlatacak bir şey yok. Denedik ve olmadı. Sevgilim, yeterince denedik mi sence? Bizi hiç özlemedin mi? Bu odada ne kadar çok anımız var, hatırlamıyor musun? Ben o zamanlara geri dönmek istiyorum. Eskide kaldı o günler Melisa. Kazadan sonra hiçbirimiz, hatta hiçbir şey aynı kalamaz. Kazayı bahane ediyorsun.
Ekim yüzünden değil mi? Ya Ekim'le ne alakası var? Yine başlama Melisa. Tamam sevgilim, yükselme. Bak ben kızmıyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Bir şey söylemiyorum, hadi gel otur. Hem ben alışkınım senin etrafında hayranların olmasına. Seni ancak rüyalarında hayal edebilecek kızlar hep oldu. Olmaya da devam edecek. Zaten çoğu nerede durması gerektiğini bildi. Bilmeyenleri de ben öğreteceğim. Yani Ekim gibilerine. Yeter Melisa. Kendine bahaneler üretmeye bırak artık. Artık biz diye bir şey yok. Bitti. Olmayacak da. Lütfen. Bak lütfen bunu kabullen artık. Kabulleneyim ha? Bence sen kabullen artık. Ekim'e aşık oldun değil mi? Onun yüzünden benimle birlikte olmak istemiyorsun değil mi? Kanat bir şey söylesene. Kanat bir şey söylesene. Niye susuyorsun? Bir şey söyle ne olur. Bir şey söyle. Niye susuyorsun? Bence kendi cevabını kendim verdim. Artık git Melisa. Melisa'cığım. Aa ne oldu? Aa. Hazır mısın? Hazır. Bir, artık telefon numaralarımızı birbirimize vermenin zamanı gelmedi mi? Artık telefon numaralarımızı birbirimize vermenin zamanı gelmedi mi? Bence de geldi. Abimin numarasını yollayayım. Kim bilir? Belki sana da aşık olur. Rica ederim. Ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yarın okulda bunlar hiç yaşanmamış gibi davranacağım. Aferin. Ben de en çok senin bu sessizliğinden hoşlanıyorum zaten.
Anneni teşekkür etmeyi unutma. Olur mu? Tabii. İyi akşamlar Melisa'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim telefonlarımı bu yüzden açmadın demek. Ders çalışıyorduk. Nazlı. Yardıma ihtiyacı olan herkes Ozan'a gelir. Senin niye canın sıkkın? Aa dur, dur tahmin edeyim. Kanat. Neyse, hadi içeri geç de konuşalım. Hocam, siz biraz gergin misiniz acaba? Yani sakin olun, panik yapmayın ya. Gergin mi? Nereden çıkardınız gergin olduğumu? Yani ne bileyim, sanki böyle gerildiğinizde biraz elinizle kolunuzla oynuyorsunuz gibi. Oo, bayağı dikkatliymişsiniz. Ya evet, gergin olduğumda böyle saçmalıyorum ellerimle falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz artık şu sizli bizli konuşmayı bıraksak mı? Ne diyorsun? Tamam, tabii ki Selim hocam. Selim. Tamam, Selim. Afiş kaldı. Onu da yapalım, evet. Köşelerde patlarsa. Tamam. Sınıfın hali ne? Ben de anlamadım ama anlaşılır birazdan. Tahtaya baksanıza. Aa, sınıfa yeni bir soluk gelmiş. Ne oldu? Ha, bir bu eksikti. Siz ne halt yediniz yine? Selam arkadaşlar. Hocam, pardon ama yargılanıyor muyuz? Ne oluyor? Bir nevi öyle. Şimdi bugün sizle değişik bir şey yapacağız. Dersimizi bir oyun üzerinden işleyeceğiz. Dersimizin konusu zorbalık, gördünüz. Biz şu anda bir zorbalık mahkemesindeyiz. Yani zorbalığın konu olduğu bir canlandırma yapacağız. Bunun için zorbaları oynayacak 3 tane oyuncuya ihtiyacım var. Kimler oynamak ister? Hı? Yok mu aday? İyi, o zaman ben seçiyorum. Melih, sen oynar mısın? Şimdi. Anlamadım. Oynarım hocam. Gel. Can, ikinci zorbayı oynar mısın? Ozan, gel. Üçüncü zorba sen olacaksın. Sırf merakımdan kabul ediyorum hocam. Yoksa menajerim asla izin vermez böyle şeylere. Ama bir oyuncu her rolü oynamalıdır, öyle değil mi? Evet. Şimdi de mağduru oynayacak bir arkadaş lazım. Kim oynar? Kaydırak da yapamadığı sükseyi oyunculukta yakalamaya çalışıyor. Gel Emine'ciğim şöyle. Şimdi de mağduru savunacak bir avukat lazım. Hocam zaten Emine'nin bir avukatı var. Ekim. Hadi gel Ekim. Aa hocam, hiç adil değilsiniz ama. Ben de bir avukat benziyorum. Aa doğru söylüyorsun. Tabii hakkındır. Hadi o zaman sen seç avukatını. Melisa'cığım,
beni canla başla savunacağını adım gibi eminim. Tabii ki. Peki senaryo nedir? Tam olarak ne yapıyoruz yani? Senaryo yok. Doğaçlama yapıyoruz. Zaten gerek de yok. Çünkü herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Sen bir zorbasın. Sizler de karar verenler olarak adil olacaksınız. Anlaştık mı? Evet Emineciğim. Varsayalım bir zorbalığa maruz kaldın. Anlatır mısın bize? Neler hissettirdi bu sana? Çaresiz hissettim hocam. Çok utandım. Kimseye anlatmadın mı peki? Hayır anlatmadım. Çünkü korktum. Niye? Tekrar yaparlar diye. Peki. Şimdi sana dönelim. Neden yaptın? Ben bir şey yapmadım, suçsuzum. Tamam oğlum, oyun oynuyoruz zaten. Zorba olduğunu düşün yani. Bence zorba arkadaş şaka yapıyordu. Amacı kötü değildi, sadece eğlenmek istedi. Böyle şaka mı olur? İnsanların canını yakarak eğlenemezsin. İtiraz ediyorum. Birisinin espri anlayışının olmaması müvekkilimin suçu değildir. Espri gülmek için sözlü yapılan bir eylemdir. Fiziksel ve psikolojik işkence espri değildir. Emine Hanım da hayatı bu kadar ciddiye alıp dramatize etmese... bu üç kişiyle birlikte gayet güzelce eğlenebilir. Hatta siz bile avukat hanım. Ben sizler gibi aşağılayıp eğleneceğime... hatta insanların canına kastedeceğime somurturum daha iyi. Sessiz olun. Mahkemede olduğumuzu unutmayın. Müvekkilime yapılanlar ortada. Kendisi düpedüz bu üç şahıs tarafından zorbalığa uğradı. Hem de defalarca. Hayır, suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca neye göre zorbalık, öyle değil mi? Ben de kabul etmiyorum. Ben de. Şş, oturun yerinize bakayım. Sizler değil, arkadaşlarınız karar verecek. Hadi oturun. Arkadaşlar, siz bu üç zorbanın masum bir insanı dolaba kilitleyip ona zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Soru bu. Evet diyenler. Arkadaşlar, karar vermeden önce unutmayın ki sessiz kalmak suça pasif ortaklık etmek demektir. Eğer siz ses çıkartmaz, tepki koymazsanız zorbaları sadece cesaretlendirirsiniz. Ayrıca unutmayın, bir gün içinizden biri de bu zorbalığın kurbanı olabilir. Lütfen karar verirken bunu da değerlendirin. Evet, duydunuz Bahar hocanızı. Tekrar soruyorum. Evet diyenler. Oy çokluğuyla suçlu bulunmuşlardır. Şimdi zorbalık suçu işlediği kesinleşmiş olan bu üç arkadaş için karar verme zamanı. Hocam hadi kesin cezamızı da gidelim biz de. Yarın sabah hepinizi dersten bir saat önce aşağıda bahçede bekliyorum.
Hadi dağılın. Resmen bizimle şov yaptı. Onun şovu bize değil. Baksana nasıl gülüyor Bahar Hoca'ya. Belli belli bunlar olmuşlar. Tencere kapak. Biraz daha benimle uğraşırsa bunları birbirine öyle bir çarpacağım ki... çıkacak ses tüm okulda yankılanacak. Efendim Kanat? Alo. Ekim. Okulun yanındaki parktayım. Buraya gelsene. Okuldayım, gelemem. Öğle arasında değil miyiz? Kaçabilirsin bence. Neden gelmedin okula? Artık o okula gelmeyeceğim. Bir daha beni hiç görmeyeceksin. Ama... sana söylemek istediğim son bir şey var. Ben sana aşık oldum. İnanmıyorum sana. Yine saçma sapan yalanlarından biri bu. Ben de salak gibi geldim burada seni dinliyorum. Peki. Gözlerimi boş ver. Duy beni. Olmaz. Ya yapamam. İmkansız bu.